Şu anda grupları var, çalışmalar devam ediyor zaten. İstanbul'da bu dokunsalaneler falan var. Instagram'da 2 günlük özel ders veriyorlar bunlara, ücretsiz olarak. Canlı dersler yapıyorlar, 8 ve 10 milyon kişiler bağlamında. Hafızaları çok fazla bildikleri için yaklaşık 2 yıl sonra da bunu sizin dediğiniz gibi küçük cep boyutunda konuşabilir. Bütün şeyleri algılayabilir derecesine getirmeyi düşünüyorlar. Zamanla herhalde öyle olacak, telefonuyla bile belki de. Evet, evet, evet. Şu an telefonda var. Ta istediği gibi herhalde. İlk defa mı oluyor bu beyaz baston? Yok canım, o devamlı var. Hayır, hayır. Hey. Değil. Baston, beyaz baston haftası. Bu sürekli. 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 Ocak 7-11 beyaz baston. Ben İstanbul'u biliyorum da bu hafta olduğunu biliyorum. Kompozisyon kullan gelmişti sınava. İlk şeyde beyaz baston bu. Bir vaka o aldı. Sonra Türkiye genelinde bakanlık olarak ilk defa Mersin'de ücretsiz 20 öğrenciye dağıtıldı. Ökkeş Müdür, Spor Başkanı, Bakanımız, müdürümüz o ilgilendi sağ olsun. Onlar hediye ettiler Tuncay Müdür'le birlikte. Şimdi il müdürümüzle geçen görüştüğümüzde de sağ olsun Neşet Başkanımızla görüştük. Mezede de bir yer istiyoruz yine. Kuzcu'ya gidiyorduk biz. Bu İstemeyen Kalacak iş üzerinde bir tane gençlik, engelli gençlik merkezi vardı. Ecrin orada çok faaliyet yapıyordu. Tam sizin şu söylediğiniz gibi daha böyle ne bileyim, geliştirici çalışmalar yapan dernekler falan olmaktan uzak. İkincisi, böyle şey yapmamışlar, branşa dayalı dernek değiller. Her türlü engelli var. Herkes gelsin diyor. Şimdi bunun içinde işitme engelli var, görme engelli var, ortopedik engelli var. Halbuki her birinin sorunu farklı bunlar. Şimdi iki tane konfederasyonlar var. Bakın bunlar konfederasyon var Mersin'de. Biri de yerleri Mezitli'de zannediyorum. Biliyorum bir ara muhtarımın yanında bir arkadaş, bir hanımefendi bir dernek kurdu. Sonra başka bir dernek kurdu şimdi herhalde. Yani bir dernek örgütlenmek güzel ama böyle rastgele örgütlenmek iyi değil. Enflasyonu oluyor. Biz de çaresiz kaldık. Geçen 5 yıl hiçbir şey yapamadık. 6-7 yıl işte hatta. Nihayetinde bir tane engelli evi yapalım dedik. Yaptık şimdi sanıyorum Şubat ayında, yani bitiyor, bu ay bitiyor da Şubat ayında açılışını yaparız. Şimdi kime verelim meselesi oldu. Sonuç itibariyle en doğrusu dedik Kent Konseyi Engelliler Meclisi var. Kent Konseyi'ne şey yapalım oraya, Mezitli Belediyesi. Kent Konseyi'nin de şeyini yapıp anahtarı Kent Konseyi'ne, onların engelli meclisi var, konuştuk, anahtarını onlara herkes yararlansın. Hafta daha doğrusu baston haftası, beyaz baston haftası. Gerçekten bu beyaz baston haftasını ben yani nasıl diyeyim, beyaz baston bize çok yardımcı oluyor. Bu hafta günü ben aslında kendim bile kutlamak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir gün. Yani bu bastonlar bizim için çok yani şey olduğu için bizim için çok önemliler. Önemli oldukları için de bu haftanın kutlanmasını daha çok istiyoruz. Bu hafta yani bu baston haftasında genellikle ben bastonu yanımda taşımaya çalışırım. Çünkü gerçekten yani bu baston o hafta bile benim için çok önemli olduğunu göstermesini düşünüyorum. Bu baston bana çok yararlı. Ben bu bastonla başımdaki yön, baş hizamdaki şu şekilde kullandığım zaman bütün baş hizamdaki engelleri algılayabiliyor baston. Bana titreyerek çağrıda bulunuyor. Burası touchback sensörü. Telefonla kullanıldığı zaman bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Bulunduğum konumu ucundaki mikrofon sayesinde söyleyerek bana tarif ediyor. İşte saat 2 yönünde işte bulunduğu mekanı falan söylüyor. Saat 2 yönündeki. Onun gibi güzel şeyler ve bunun aynı zamanda kornası da var. Bastığın zaman hani
şekilde miydi? Telefon fazla olmadığı için bilmiyorum. Korna çalarak hani önümdeki kişilere burada baston olduğunu haber verip onların geçmesini sağlayabiliyorum. Bastonun nerede bu çonu da var. Kaybettiğim zaman bastonun neredeye basarak o bana oradan sinyal veriyor. Uzaktaysa da telefona mesaj gönderiyor. Şurası da engel algılama sensörü. Kendime çevirdiğim zaman beni algılayarak titriyor. Burası da şarj aleti. İşte şarja takıp şarjını da doldurabiliyor. Şarjlı bir alet. Gerçekten bu Vivok benim için hem çok yararlı hem de çok güzel bir teknoloji. Teknolojinin gelişmesi için ileri yaşlarda YGA programına da gerçekten katılmak istiyorum. Çok güzel de düşüncelerim var aslında. Mesela Vivok'ta önündeki arabanın işte ya da ne bileyim bir mekan adını falan söyleyebilir mi ya da ne bileyim işte güzel teknolojiler gelişmesini de gerçekten istiyorum. Gerçekten başkan olduğum zaman yani o koltuğa oturduğum zaman ben çok mutluydum. Hem yerine için insan hem de o koltuğa oturduğum yani başkanımın gerçekten beni o koltuğa tuttuğu zaman ben çok heyecanlanmıştım. Gerçekten çok güzel bir gündü benim için yani çok güzeldi ne diyeyim. Gerçekten bisiklet sürdüğüm zaman orada hani çok rahattım. Gerçekten sürebildiğim için çok mutlu oldum bisikleti. Şu anda hala çalışmalarımı devam ettiriyorum bisiklet çalışmalarımı. Biraz yağmur yağdığı için biraz aksadı ama gerçekten bisiklet yani ne bileyim beni böyle ferahlatıyor sürdüğüm zaman çok güzel. Gelirken bu baston gerçekten geldiğim için bana çok yararlı oldu. Ve ben yani bu bastonla ilk gezintiye çıktığımdan beri fazla bir engelle karşılaşmadım. Önümdeki merdiveni bile bana haber verdiği için engelle karşılaşmadım diyebilirim. Ya belediyemiz gerçekten engelsiz bir belediye. Bu da çok katkı sağladı. Hem bu baston hem de yani gerçekten o sarı bantlar farkındalık, engeller için farkındalık şeyleri de bana çok yardımcı oldu. Bizim eski engeller okulunda da vardı. Burada da var. Gerçekten bizi önemsedikleri için buraya beni çağırdığınız, davet ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey var bunda. Yok yok. Tamamdır. Sağ dönebiliriz. Evet tamam. Biraz daha alalım. Katkılarınız için evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? İyi başlayayım. İyi böyle. İyi. Evet. Evet. Çekiyoruz. Evet. Sen biriniz orada, biriniz burada. Sayın Başkan'la beraber. Evet. Tamam. Evet.